Losevli Umutlu Sohbetlere hoş geldiniz. Konuğumuz Losante hekimi, klinik mikrobiyoloji uzmanı Sayın Doktor Serpil Taşdelen. Serpil Hanım, öncelikle Losevli Sohbetlere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz aslında virüslerle yaşamak ve korona özelinde hayatımızın nasıl ilerlediği ve nereye doğru gittiği. Öncelikle evet. Aslında ben size şunu sormak istiyorum. Ocak ayından beri, hatta Aralık'ın sonundan beri dünyayı etkisine alan bir virüsle karşı karşıyayız. Birçok şey öğrendik. Değişiyor. Her gün öğrendiklerimiz değişiyor. Yaptıklarımız ve yapmamız gerekenler değişiyor. Evet. Biz neler öğrendik? Sizden öncelikle bunu bir öğrenebilir miyiz? Aralık ayının sonundan itibaren Çin'de bir salgının başladığı haberi bütün dünyaya yayıldı. Ve biz de dikkatimizi Çin üzerine çevirdik. Neler oluyor, neler bitiyor diye. İlk duyduğumuz haberler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısına neden olan bir virüsle karşı karşıya olduğumuzdu. Yaşları çok ciddi olarak etkilediğiyle ilgiliydi. Ölüm oranının çok yüksek olmadığı, %2-2,5 civarında seyrettiğiyle ilgiliydi. Kısıtlıydı bilgilerimiz. Fakat bütün dünyaya yayılıp pandemi sürecine girince bütün dünya gördük ki bilgilerimizde artışlar oluyor, değişiklikler oluyor. Şu anda gördük ki sadece ateş, öksürük, solunum yoluyla seyretmiyor. Evet, hastaların büyük bir kısmı, virüsten etkilenen hastaların büyük bir kısmında zatürre belirtileri oluyor ve beraberinde ateş, öksürük, solunum sıkıntısı görülebiliyor. Ama onun dışında sadece kas ağrısıyla olan, sadece ishalle olan, sadece boğaz ağrısı gibi şikayetleriyle gelen hastalarımızın da olduğunu gördük. O nedenle bu pandemi sürecinde vücudumuzdaki olan herhangi bir değişikliği biz bu açıdan dikkatli izlememiz gerekiyor. İlk baştaki bilgilerimiz özellikle yaşlılar üzerine odaklanmıştı. Yaşlıların çok etkilendiği ile ilgiliydi. Fakat sonraki süreçlerde gördük ki genç grupta da çok ciddi seyredebiliyor. Zatürreye neden olabiliyor. Yoğun bakıma yatması gerekebiliyor hastanın. Çocukların hasta olmadığı ile ilgili bilgiler vardı ilk başta. Fakat sonradan gördük ki çocuklarda ciddi bir hastalığa maruz kalabiliyor. Hatta genç ve çocuk nüfusun az hastalanmasına rağmen etrafa yayılmada büyük bir rol oynadığını da gördük. Peki, hayatımıza birçok yenilik girdi. Sosyal mesafe, hijyen koşulları ve maskeler. Maskeleri nasıl kullanmalıyız? Nasıl bunları muhafaza etmeliyiz? Maskeler hayatımızda uzun bir sürede kalacak gibi görünüyor gerçekten. Çünkü bu virüsü biliyoruz ki solunum yoluyla bulaşıyor. Damlacık yoluyla bulaşıyor. Biz konuşma sırasında ortalama etrafa 250 civarında damlacık saçıyoruz. Öksürmeyle bu sayı 3000'lerin üzerine çıkıyor. Hapşırdığımızda daha kuvvetli hapşırarak hem daha uzağa virüsü yayabiliyoruz hem de neredeyse milyona yakın partikülün etrafa saçılmasına neden oluyoruz. Bu damlacıkların üzerinde de hastalık yapıcı etkenler, mikroorganizmalar yerleşiyor. Etrafa biz ne kadar kuvvetli öksürdüysek, ne kadar kuvvetli hapşırdıysak o kadar fazla mikroorganizma saçmış oluyoruz. Bunu engellemenin en büyük yolu hem sosyal mesafeyi sağlamak, bunu ortalama 1 ila 2 metre gibi diyoruz şimdi duruma göre. Şimdi bizim yaptığımız gibi aslında. Evet, aynen. Onun için maskesiz konuşabiliyoruz evet. Şu anda. Yoksa yakın olacak olsaydık mutlaka maske takmamız gerekiyordu. Maskeyi de eğer düzgün kullanıyorsak etkili, eğer kurallarına uygun kullanmıyorsak aslında o da bir hastalık kaynağı olacak. Maskeyi yaptığımız işe göre uzun süre kullanabiliriz. Eğer bir hasta bakımı yapıyorsak hastanede daha kısa süre kullanırız. Ama gün içinde markete gideceğiz, kısa bir alışverişe, kalabalığa kısa süre gireceğiz gibi durumlarda birkaç gün kullanabiliriz maskeyi. Fakat maskeyi takarken ön yüzüne mümkün olduğunca dokunmuyoruz. Takarken de, çıkarırken de. Kulaklarımızın arkasına yerleştirdikten sonra maskeyi uçlarından tutup açıyoruz. Sonra burnumuza sıkıca yerleştiriyoruz. Hem üst taraftan kapatmış oluyoruz, hem yanları kapatmış oluyoruz, hem de altı kapatmış oluyoruz. Eğer bunları ne kadar
zayıf, kontrolsüz yaparsak o zaman maskenin etkinliğini düşürmüş oluyoruz. Eğer maskeyi burnumuza yerleştirmezsek burada açıklıklar var. Biz hapşırdığımızda ya da karşımızdaki birisi öksürdüğünde buradan mikroorganizmaların girişi olabilir. Bu şekilde taktığımızda da aynı şekilde karşımızdaki birisi hapşırırsa, öksürürse eğer solunum yoluyla gelen bir virüs demiştik. Burnumuzdan vücudumuzun içine girmesi mümkün. Çıkarırken de, şimdi ben ses duyulsun diye hızlı çıkardım ama çıkarırken de şu şekilde yine arkadan lastiklerinden tutup bu şekilde ön yüzüne özellikle dokunmadan şu şekilde hava alan bir yere balkonumuza çok el değmeyecek, çocukların özellikle dokunmayacağı bir yere asarak havalanmasını sağlıyoruz. Ondan sonra tekrar maskemizi yine aynı şekilde alıp yine aynı şekilde kullanabiliriz. Günlük bir kişinin yüzüne dokunma sayısı 50 ila 100 civarında. Yani gün içinde hiç farkında olmadan burnumuza, yanağımıza, kaşımıza 50 ila 100 kez dokunuyoruz. Aynı hareketi maskeliyken de yapmaya çalışıyoruz ve maskenin bu kez ön yüzüne dokunuyoruz. Halbuki bizim korusun istediğimiz kısmı burası. Birisiyle temas etti, öksürdü üzerimize doğru, yüzeyi enfekte oldu. Elimizle dokunduk, yine mikroorganizmayı taşımış oluyoruz. Onun dışında eğer maske bizim solunum alıp vermemizle nemlendiyse o zaman kullanımdan hemen atıp yenisini almamız gerekiyor. Teşekkürler. Gelelim sabunla el yıkamaya. Ellerimizi yıkamayı artık öğrendik. Birçok hijyen kuralını öğrendiğimiz gibi. Fakat burada neye dikkat etmeliyiz? Sabunla elimizi yıkayıp çıktığımızda yeterli olur mu? Neler yapmalıyız? Evet, hep her zaman diyoruz ya suya sabuna dokunalım diye. Sabunsuz el yıkamada elimizin üzerindeki hastalık yapıcı, geçici flora dediğimiz mikroorganizmaların hepsini uzaklaştıramıyoruz. Çünkü sabunun bir özelliği var. Sabunun iki ucu var. Bir tanesi suyu seven ucu, bir tanesi de suyu sevmeyen ucu. Suyu sevmeyen ucu elimizdeki mikroorganizmaların üzerine yapışıyor. Suyu seven kısmı da su ile birleşip suyun elimizdeki kir diye kısaca tanımladığımız, elimizin üzerinde bulunmasını istemediğimiz hücreler ya da mikroorganizmaların kolayca yerinden sökülüp atılmasını sağlıyor. Fakat yıkarken de sürekli sosyal medyada geçiyor nasıl yıkayacağımıza dair. O konuda artık ciddi bir bilincimiz oluştu. 20 saniye kuralı gerçekten çok önemli. Çünkü bütün her yüzüne elin değmesi için sabunun bu süre gerekli. Yapılan çalışmalarda görülmüş ki el yıkadıktan sonra el üzerinden alınan kültürlerde hala özellikle baş parmaklarda, parmak aralarında mikroorganizmaların kaldığı görülmüş. O nedenle elimizi hızlıca değil, baş parmaklarımızı, bileklerimizi özellikle ovuşturarak yıkamamız önemli. Sabun bu açıdan önemli. El dezenfektanlarından da biraz kısaca bahsedelim. El dezenfektanları elimizde görünen bir kirlilik olmadığı zaman kısa süreli kullanabiliriz. Bunun için de %70 alkol yeterli. Kolonya kullanabiliriz gerçekten. Eğer sabuna ulaşamıyorsak ya da elimizde ciddi bir kirlilik yoksa kullandığımızda etkin olur. Yani ikinci tercihimiz aslında. Evet, kesinlikle. Gelelim normalleşme sürecine. Artık yavaş yavaş galiba normalleşmeye başlıyoruz. En azından evet, sosyal tarafta, hayatımızda evet, biraz daha normalleşme sürecine girdik. Peki gerçekten normalleştik mi? Hastalığı ön plana aldığınızda, hastalık artık bizim için daha az risk teşkil ediyor diyebiliyor muyuz? Normalleşiyor muyuz? İnşallah diyelim. Böyle bir umudumuz ve beklentimiz var gerçekten. Ama şimdi yeni normal diye bir kavramdan bahsedilmeye başladı. Bu Mayıs ayı, 2020'nin Haziran'ı, 2020'nin Temmuz ayı, 2019'da yaşadığımız gibi olmayacak. Yeni bir normalleşme süreci olacak. Ama geçtiğimiz Nisan ayına göre, Mart ayına göre biraz daha normal hayatımızı yürütebilir olacağız. Ancak bu virüslerin de korunma için kullandığımız yöntemler hayatımızın bir parçası olacak gerçekten. Sosyal mesafemizi, fiziksel olarak en az bir metre olan mesafeyi iş yerlerine giderken, alışveriş merkezine giderken kullanıyor olmak, el hijyenini
esnetmeden uygulamaya devam etmek, kalabalık ortamlara girildiği zaman mutlaka maske kullanması bir süre daha hayatımızda olacak. Ama bunları hep doğru ve disiplinli olarak yapıyor olmak önemli gerçekten. Peki sosyal hayatımıza artık yavaş yavaş dönüyoruz dediniz. Kontrollü sosyal hayat kavramı artık girdi. Neleri gerektiriyor bu kontrollü sosyal hayat? Kendimizi virüslerden veya hastalıktan korumak için neler yapmalıyız sosyal hayatımızda? Bu virüs solunum yoluyla bulaştığı için özellikle solunum yolu üzerinde hep odaklanıyoruz. O nedenle fiziksel olarak kalabalık yerlere gittiğimizde mutlaka en az 1 metre, ortalama 1,5-2 metre olan mesafemizi korumamız lazım. Alışverişe gittik süpermarkete mesela. Kalabalık olmasına izin vermememiz lazım bizim de. Dışarıda bekleyip boşaldıkça girmemiz lazım. Kuaförler açılacak. Herkesin en büyük sorunuydu kuaföre gidemiyor olmak gerçekten. Kuaförlerden randevu alırken mutlaka kaç kişi var benden başka o alanda diye mutlaka onu teyit etmek gerekecek. Eğer uygun değilse ortam mutlaka kişiye bu konuda yönlendirici kelimelerle, cümlelerle yaklaşmak gerekecek. Alışveriş merkezleri açılıyor. Evet. Bunu çoğu aslında otoritede bir risk olarak görüyor. Evet. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Neler yapmalıyız bu konuda? Evet. Şu an için tabii ki risk. Çünkü ikinci bir dalga olabilir mi, olmaz mı? Henüz onu bilmiyoruz. Virüs bizim bildiğimizden farklı eğilimler gösterdiği için ikinci dalga riski her zaman var. Onu ne zaman ve nasıl başlayacağını bilmiyoruz. O nedenle dediğim gibi hayatımız 2019'daki gibi olmayacak. Tedbirli olmamız gerekecek bu durumda da hep. Birçok kişi aslında iyileşen vaka sayısına baktığımızda oldukça ciddi bir artış görüyoruz. Ama yapılan test sayısıyla orantılı olarak yine hastalıkların da devam ettiğini görüyoruz. Bir kesim de şunu söylüyor özellikle. Ben kesin korona olmuştum. Ben bunu zaten atlattığımı düşünüyorum. Çünkü zaten semptom vermeyebilen bir hastalık olduğu evet, için. Evet, sizde 80. Birçok kişi de hani bunu atlatıp atlatmadığını merak ediyor. Peki hastalığı geçirmediğimizi nasıl öğrenebiliriz veya bunun önemi nedir? Şu anda pandemi döneminde olduğumuz için önemli olan şu anda virüsün var olup olmadığını, geçirmekten ziyade var olup şu anda etrafımızda olup olmadığını öğrenmek. O nedenle hastanelerdeki çalışmalar buna yönelik oluyor. Ve PCR testi dediğimiz boğazdan, burundan alınan, balgamdan alınan gerekirse örneklerden virüsün gerçek varlığının saptanması üzerine odaklanılıyor. Evet, virüsü geçirdikten sonra koruyucu bir takım antikorların, hücrelerin oluştuğunu biliyoruz. Bunların ölçülmesi şu an için anlamlı olmayabilir ama birkaç ay sonra veya birkaç yıl sonra bunlara bakıyor olmak çok anlamlı hale gelebilir. Özellikle aşı çalışmalarından sonra. Dünyada birçok merkezde bu konuyla ilgili ürünler geliştiriliyor. Birkaç firmanın da ürünü satışa sunulmak üzere onların bir takım son çalışmaları yapılıyor. Ondan sonra riskli gruplar, hedef gruplar belki seçilerek aşı öncesi veya aşı sonrası antikorun koruyuculuğun oluşup oluşmadığını tespit etmek için bu testleri de yapıyor olacağız. Ama şu anda gerçekten önemli olan virüsle bir araya geliyor olmamak. Onun için virüs taşıyan kişilerin tespit edilmesi şu anda çok çok daha önemli. Mümkün olduğunca virüsten evet. Uzak duracağız, kendimizi koruyacağız, sosyal evet. Mesafe, hijyen kuralları. Peki aşı bulunduğunda? Aşı bulunduğunda pandemi artık pandeminin alevi söndüğünde bizi nasıl bir hayat bekliyor? Artık bir de korona vardı, biz bunu atlattık diyebilecek miyiz? Demeyi umut ediyoruz. Ama virüslerle ilgili her zaman bir sıkıntımız var. Bundan önceki pandemi biliyorsunuz 1918'li yıllarda olmuştu. İnfluenza ile ilgiliydi o. Ve dünyanın da beklediği 100 yıla yakındır süredir bir pandemi her zaman bekleniyor. Her yıl bekleniyor bir pandemi olur mu olmaz mı diye. Genellikle influenza'dan bekliyorduk biz pandemi atağını. Fakat koronavirüsünden oldu. Koronavirüs
virüsü daha enteresan bir virüs influenza'ya göre. Özellikle hayvanlarda bulunuyor olması, hayvanlardan insana geçişinin değişiklikler gösteriyor olması önemli. O nedenle belki korona bir süre sonra hayatımızın içinde olacak. Bir grip paneliyle beraber ateş, öksürük gördüğümüz zaman onu tarıyor hale geleceğiz. Ama şu an için bunları söylemek için çok erken. Virüslerin biliyorsunuz mutasyon hızları, genetik özelliklerini değiştirme hızları da çok farklı. Onun için belki bundan sonraki pandemi 100 yıl değil, daha erken bir sürede de görülebilir. Tedbirli olmakta hep fayda olacak. Çok teşekkürler açıklamalarınız için, Loserlio Mutlu Sohbetler'e katıldığınız için. Loserlio Mutlu Sohbetler'in konuğu, Losante hekimi Doktor Serpil Taşdelen oldu. Serpil Taşdelen'le koronayı, öncesini, sonrasını ve neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Bir başka Mutlu Sohbetler'de tekrar buluşmak üzere.